30. günden selamlar arkadaşlar. Güzel bir Eylül gününde ne yaptık size? Bir ilk kısımda atomik yarıçapla iyonlaşma enerjisi anlattık Şimdi neredeyiz? Elektron ilgisindeyiz. Hadi gelin bakalım şu ikinci konu anlatım videomuzda yapalım arkadaşlar. Bakın, hiç zor bir şey yok. Sadece mantığını anlamaya çalış. Şimdi hocam neredeyiz? Atomik yarıçap bir hatırlatma yapalım mı? Çap soldan sağa doğru azalır yukarıdan aşağı doğru artar. Hocam iyonlaşma enerjisi soldan sağa doğru 3 aşağı 5 yukarı ne yapıyordu? Artıyordu. Yukarıdan aşağı doğru azalıyordu. Çapla iyonlaşma enerjisi ters orantılıydı ama şu 3 aşağı 5 yukarıya dikkat ediyordum. Hocam devam ettim şimdi. Elektron ilgisi ne demek arkadaşlar? Elektron ilgisi şu demek. Bak. İyonlaşma enerjisinin tam tersi. İyonlaşma enerjisi elektron koparmak için verilen enerji ya. Gaz haldeki bir atomunda ee, bir elektron alması ile açığa çıkan enerjiye elektron ilgisi diyor. Hocam enerji niye açığa çıkıyor ki? Arkadaşlar sileceğim. Şöyle düşün. Mesela suyu düşün. Su. Mesela sıvı halde ya. Ben mesela buna ısı veriyorum değil mi hocam? Suya ısı verdiğimde suyu ne yapıyorum? Gaz haline geçiriyorum. Gaz haline geçiriyorum. Şimdi bak ısı verdim. Eğer su gaz halden ne alaka deme. Bak şimdi anlayacaksın. Sıvı hale geri geçerse yani yoğunlaşırsa o zaman bu verdiğimiz ısıyı bize geri verir. Artı ısı demiş oldu. Tam tersidir yani. Yani dışarıdan soğuk almaz su. Mesela bir gaz dışarıdan soğuk almaz. Soğuk diye bir şey yoktur. Isının olmadığı yer vardır. Öyle düşün. Ben ısı verip bunu gaz hale geçiriyorsam sıvıya o zaman gaz da bizim verdiğimiz ısıyı bize geri verir ve sıvı hale geri döner. Şimdi hocam aynı mantık bak aynı mantık. Ben şimdi sana bir mantık anlatayım. Şöyle desem buna. Mesela biz klor 17, 18. Bunun elektron dizilimi de yazayım ben. 2, 8, 8. Yükü de eksi 1. Bir elektron fazlası var. Hocam bunları öğrendik artık. Ben bundan elektron koparmak için. Tamam bunun mesela şeyini düşün. Gaz halini düşün. Ben benim bundan elektron koparmam için. Ne vermem lazım arkadaşlar? Buna e, iyonlaşma enerjisi vermem lazım. Şimdi buna iyonlaşma enerjisi verdiğimde. O zaman şöyle oluyor. Klor 17. 17. Kararsız yapıya geliyor bak. 2, 8, 7 artı bir elektron koptu. Hocam zaten bu değil miydi? Yonlaşma enerjisi bak. İE. Şimdi şöyle düşün. Şimdi bu bir soy gaz düzeninde. Burada benim çok büyük bir enerji vermem lazım değil mi hocam? Çünkü buradaki elektronu koparmak çok zordur. O zaman şöyle düşün. burada klor da 17, 17 ya. Bak mantıken klor 17, 17 iken bir elektron aldığında demin tepkimeyi ters çeviriyormuş gibi. Şimdi ters çevirdim bak. Bir elektron aldığında klor 17, 18 eksi olduğunda o zaman bu iyonlaşma enerjisi kadar ne yapar? Elektriği geri verir. Çünkü sen elektron koparmak için ona enerji vermiştin. O da o zaman elektron aldığında senin verdiğin enerjiyi sana geri vermek zorunda arkadaşlar. Enerjinin korunumu yasasıdır. Bunlar termodinamik yasasıdır. Enerji her zaman korunur. O zaman klor da elektron aldığında Bizim verdiğimiz bu iyonlaşma enerjisi kadar enerjiyi elektron ilgisi olarak bak e iyi yazdım bu elektron ilgisi tamam mı elektron ilgisi kadar enerjiyi bize geri verir arkadaşlar tam tersidir yani bu elektron ilgisi elektron aldığında açığa çıkan enerjidir unutma hani sen bir atomdan elektron koparması zorsa çok iyonlaşma enerjisi verin dedim ya bak iyonlaşma enerjisi çok büyüktü. O zaman burada açığa çıkan enerji de çok büyük. Çok büyük. Çünkü aynı enerji miktarı. Çok büyük. O zaman şöyle deriz. Bu enerjinin ismi elektron ilgisidir. Elektron ilgisi enerjisi. Yani açığa çıkan enerji ne kadar büyükse o kadar da elektron ilgisi büyüktür deriz. Zaten birazdan onu söyleyeceğiz. Bak şimdi. A gazı ne yaptı hocam? Elektron aldı. A eksi oldu. Bir de elektron ilgisi kadar. Elektron ilgisi kadar enerji açığa çıktı. Yani bu açığa çıkan enerjinin ismi elektron ilgisidir. Hocam şimdi biz mesela yoğunlaşma enerjilerini hep artıyla gösterdik. Ama enerji açığa çıktığı için ben bunu eksiyle gösteririm. Bu sadece sembolik matematiksel olarak düşünme. Sembolik. Yani açığa çıkan enerjinin eksi olmaz arkadaşlar. Eksi enerji açığa çıkamaz. Ama ben önüne eksi yazıyorsam o zaman buradaki mevzu şu. Isı açığa çıkmıştır ve unutma ısı ne kadar çok Açı ne kadar çok ısı açığa çıktıysa elektron ilgim de o kadar büyüktür. Mantık bu. Umarım mantığınıza yatırmışsınızdır. Şöyle diyelim enerji açığa çıktığı için eksi ile ifade edilir. Buradaki eksi işaretinin matematiksel bir karşılığı yoktur. Açığa çıkan enerji eksi olamaz dedik sadece sembolik. Şimdi mesela ikisine bak. Hocam bundan 100 kilojül ısı açığa çıkmış. Bundan 150 kilojül ısı açığa çıkmış. Yani bu elektron ilgisi A'nın elektron ilgisi eksi 100 kilojül diyorum. Açığa çıktığı için B'nin elektron ilgisi eksi 150 kilojül diyorum tamam mı hocam? Şimdi bak bu burada sembolik olarak gösteriyoruz. Yani ürünler tarafında yazıyoruz ama elektron ilgisi olarak ayrı yazdığımda ne yapıyorum? Eksi diyorum. Yani buradaki yazımları karıştırma bak. Bu girenler demek, girenler bu ürünler demek. Yani tepkimeden sonra ürünler. Dedik ya açığa çıkan enerjinin eksi olamaz. Yani buradan 100 kilojül ısı açığa çıkmış. Buradan 150 kilojül ürünlerde ısı açığa çıkmış demek yani sakın. Ama elektronik olarak yazacaksam yani tepkime mekanizmasında yazmazsam ben bunu eksi 100 kilojül bunu eksi 150 kilojül derim. Hocam matematiksel düşünmüyorum. Açığa çıkan enerji hangisinde daha fazla? B'de daha fazla. O zaman elektron ilgisi B'nin A'nın elektron ilgisinden değil mi? daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Yani buradaki matematiksel ifadelere takılmıyorum. Normalde eksi 100 daha, daha büyüktür ama sakın matematiksel değil. Sen düz düşüneceksin. Buradan 100 kilojül çıkmış. Buradan 150 kilojül çıkmış yani. Bu. Elektron ilgisinin mantığı da budur arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Bakın detaylıca anlatıyoruz bütün konuları sizlere. Umarım mantığınızı yapmıştır. Şöyle dedik. Açığa çıkan enerji ne kadar büyükse elektron ilgisi de o kadar büyüktür dedik ve elektron ilgisini ısı açığa çıktığı için eksi harfiyle gösteriyoruz. Hocam periyodik sistemde bak bir periyotta soldan sağa doğru elektron ilgisi artar. Şimdi hocam şöyle düşün. Bunlar ametal değil miydi mesela? Şöyle diyelim. Ee, şurada mesela ne var hocam? Flor var değil mi? 7A grubunda. Mesela floru düşün 9. Bu 2 7. Hocam mesela aynı periyotta şurada mesela berilyumu düşün. Berilyumda 2 2 Bak bu elektron vermek ister. Bu adam ne yapmaz? Ne yapmak ister oktetini tamamlamak için? Elektron almak ister. Aynı periyotta soldan sağa doğru o zaman elektron ilgisi ne yapar? Artar dedik arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Bak periyodik sistemde bir grupta yukarıdan aşağı doğru elektron ilgisi azalır. Neden? Şimdi hocam ee, bunun mantığı var. Şu 7A grubundan mantık kuralım. Bak şimdi burada bir istisna da var da. Şimdi bir grupta mesela 9, 17 diyelim. Mesela floru düşün. 2, 7. Kloru düşün. 2, 8, 7. Hocam normalde e, mesela broma baktığında bu da 4 katmanlıdır arkadaşlar. Yani bu dördüncü periyot ya. Bu dördüncü periyot. E, mesela 1, 2, 3, 4 katmanında 7. Şimdi hocam bak. Normalde bunun elektron alması daha zor. Çünkü neden? Çap büyük. Çap arttıkça çekirdekteki burada mesela 35 tane proton vardır arkadaşlar. Bu 35 tane protonun elektron alması daha zor olacağından yukarıdan aşağı doğru periyodik sistemde yukarıdan aşağı doğru elektron ilgisi ne yapar? Azalır. Soldan sağa doğru zaten ne yapıyordu? Artıyordu. Öyle düşün yani. Tamam mı hocam? Yani şuraya geri döndüm. Periyodik sistemde bir grupta yukarıdan aşağı doğru çap arttığı için elektron alması zorlaşır ve elektron ilgisi azalır. Şimdi normalde yukarıdan aşağı doğru elektron ilgisi elektron ilgisi ne yapacaktı? Azalacaktı. Yani şöyle olması lazım. En büyük florun flor büyük, klor büyük, brom büyük iot olması lazım. Ama florla klora yine elektron ilgisinde dikkat ediyorsun. Burada bir istisnamız daha var arkadaşlar. Florun çapı çok küçük olduğundan gelen elektronlara ekstra bir itme uyguluyor arkadaşlar. İtme uyguluyor. Yani klora, klor ve flor arasında bir kıyaslama yaptığımızda Klorun elektronu daha çok istediğini görüyoruz deneysel sonuçlarla. Yani klorun elektron ilgisi flordan daha büyük. Tamam burada bir istisna var. Ee, elektron ilgisi periyodik sistemde en büyük olan element ne diyoruz arkadaşlar? Flor değil, klor'dur. Normalde ne olması lazım? Flor olması lazım. Ama flor değildir ekstra bir itme uyguluyor. Burada bir istisnamız var. Periyodik sistemde elektron ilgisi en büyük olan element klor'dur dedik. Bak. Periyodik sistemde elektron ilgisi soldan sağa doğru artar. Yukarıdan aşağı doğru azalır. Bu sebeple elektronik ise en büyük olan element flor olması gerekir. Florun çapı küçük olduğu için gelen elektronlara karşı ekstra itme uygular ve bu sebeple alt periyodundaki klorun elektronik ise daha büyüktür demiş olduk benim sevgili arkadaşlar. Bak şimdi periyodik sistemdeki elektronik ise en büyük olan element klor bunu öğrendik. Bir de soy gazlar hocam kararlı yapılar olduğundan dolayı elektronik ise de sahip değildir. Yani soy gazlar elektron almıyor ki. Yani şu periyodik sisteme dönelim. Şu en dipte şuradaki grup arkadaşlar. Şuradaki 8A grubu. Tam dikkat et. Bunların elektron ilgisi yok. Çünkü neden? Bunlar zaten katmanları tam dolu kararlı yapılar. Bunları anlatmıştık. Hocam şimdi elektron ilgisi açığa çıkan enerji olduğu için egzotermiktir. Yani biz eğer mesela şöyle yazarsak Deminki yazdığımız gibi mesela A elektron aldı, A eksi oldu. Bir de elektron ilgisi kadar ne yaptı? Enerji açığa çıktı. Enerji. Şimdi ben bu enerji ürünlere yazıyorsam eksi ifadesiyle gösteriyordum. Eksiyle yazıyorsam da egzotermik. Egzotermik. Şeyden hatırlayacaksın sen bunu. Exit. Exit. Egzotermik. Yani ısı çıkışı var. ile alakalı. Isı çıkışı. Isı ne? Enerji. Enerji çıkışı var yani. Hocam enerji açığa çıkmış. Ürünlerde. Ama şimdi azota her zaman dikkat et arkadaşlar. Eğer azot elektron aldığında bir de senin ona ısı vermen lazım hocam. Çünkü azot elektronu almak istemez arkadaşlar. Azot istisnadır. Azotun elektron ilgisi egzotermik değil. Endotermiktir. Bakın iyonlaşma enerjisi de endotermikti. Sen bir şey yapmak için ona ısı veriyorsan ne olur? O endotermik olur. Mesela ben sodyumdan ne yaptım? İyonlaşma enerjisi verdim. Elektron kopardım. Sodyum artı oldu. 11, 10. Bak elektron kopardım. Bu ne? İyonlaşma enerjisi. İyonlaşma enerjisi. Bu ne hocam? Endotermik. Eğer ürünlerde olsaydı yani ısı açığa çıksaydı ne oluyordu? Egzotermik. Ama ben azota baktığımda azotun elektron ilgisinin de ne olmasını beklerim? Elektron ilgisi eksiydi. Ama azotta istisna bir durum var istisna. Azotun elektronu ise endotermiktir. Azot elektron alsın diye sen bir de buna ısı verirsin arkadaşlar. O yüzden azota dikkat ediyoruz. Bu durum çok gariptir. Şöyle düşün. Eğer azot elektron almak isteyen egzotermik bir ee, tepkime verseydi arkadaşlar şöyle olurdu. Yani şimdi elektron alma verme olayları tepkime bunu biliyoruz zaten. Şimdi azot bunu isteyeseydi havadaki oksijenle tepkimeye girerdi. Yani ondan elektron alırdı gibi düşün. Havadaki oksijenle tepkimeye girseydi de havada oksijen kalmazdı. Şu an biz de bu dersi hiç anlatmıyor olurduk. Çünkü neden? Tatalıköy'de köyde olurduk arkadaşlar hepimiz. Anladın mı? Çünkü azot istisna, azot elektron ee, almak istemiyor. Sen azot al, azot elektron alsın diye ona dışarıdan ısı vermek zorundasın. Ekstradan Tamam Normalde mesela ısı açığa çıkardı kendiliğinden. Ama azotta öyle bir durum yok. O yüzden de arkadaşlar azotla oksijen atmosferde kardeş kardeş duruyorlar. Tepkimeye girmiyorlar. Ne zaman tepkimeye giriyorlar? Hani o yağmurlu havalarda şimşek falan çakıyor ya arkadaşlar. O şimşek çaktığında gerekli ısı karşılanıyor burada. Çünkü ne dedik? Endotermik dedik bakın. Yani şu elektron ilgisi kadar enerji karşılandığında şimşekli havada. Bak buna şimşek diyeyim. O zaman havadaki azotla oksijen tak tepkime giriyorlar. Nitratlı bileşik oluşturuyorlar. Yani ne oluşturuyorlar arkadaşlar? Bu nitratlı bileşiklerde gübredir. Tamam mı? Yani gübrelerin yapısında vardır. Yani yağmurla beraber yeryüzüne yağarak ne yapar? Toprağın daha verimli bir hal almasına sebep olur. Yani eskiler dedeler falan diyor ya. Yağmur yağdı toprak daha bereketli oldu maşallah falan diyor ya. Benim dedem öyle dediğinde ben dedeme diyorum. Dede diyorum o diyorum şey diyorum ee, nitratlı bileşikler diyorum yani tepkim oluyor falan diyorum. Bana şöyle bakıyor diyor ki oğlum yani ne değişik değişik konuşuyoruz tövbe estağfurullah falan diyor. Tabi o konuda bazen yanlış anlaşılabiliyoruz ama sebep olarak gerçekten de yağmur bereket arkadaşlar. Orada bereket dediğimiz olay da bu. Yani ekstra bir bilgi burada hani bunu anlatıyorum ki sen şunu bil. Bu azotun elektron alması için bir şimşek çakması lazım. Yani senin ona ısı vermen lazım. Tamam mı hocam? Isı açığa çıkmaz burada değerli arkadaşlar. Umarım mantığı güzel bir şekilde anlamışsınızdır. Geldim elektron ilgisi ilgisine. Ya yani neye dikkat ettim? Ee, elektron ilgisinde soldan sağa doğru ametallere doğru gittikçe elektron ilgisi artıyor. Yukarıdan aşağı doğru çap küçüldükçe elektron ilgisi azalıyor. Elektron almak zorlaşıyor. Soy gazların elektron ilgisi olmuyor. Elektron ilgisi en büyük olan Flor değil klor. Buraya dikkat ediyorum orada istisna işte var hocam. Soy gazların elektron ilgisi olmaz demiştik. Bir de azotun elektron ilgisi endotermiktir. Egzotermik değildir. Yani ısı açığa çıkmaz. Ne olur azot elektron alsın diye biz ona ısı veririz arkadaşlar. O da şimşekli havalarla karşılanır demiş olduk. Elektron negatiflik. Bir bilişikte bağ elektronlarının bakın elektronegatiflikte elektron ilgisi farklı kavramlar. Dikkat et tamam mı? bir bağ elektronlarını kendine çekebilme yeteneğinin bir ölçüsüdür. Mesela hidrojenin bir protonu var. Klorun 17 protonu var. Bunlar böyle elektronun ortak kullanarak ne yapar? Kovalent bağ yapar. Hocam buradaki bağ, klor 17 protonuyla kendine daha çok çeker. Çünkü bu 17 tane artı yükle çekiyor bunu. O yüzden kısmen eksi yüklenir bakın. Kısmen eksi. Bu kısmi eksiyi iyi anlamaya çalışın arkadaşlar. Çünkü bu şu demek yani elektronlar ee, daha çok klora yakın. Bu bağdaki elektronlar daha çok klora yakın. İşte elektronegatifliğe baktığımda klorun hidrojenden elektronegatifliğinin daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yani bu bağ elektronları ile alakalı bir durum. Hocam periyodik sistemde soldan sağa doğru gittikçe elektronegatiflik bak düşün şöyle düşün. Yine hocam 8A gruplarının şimdi bağ yok ki bunlarda. O zaman bunlarda ne yok? Elektronegatiflik aranmaz. 8A gruplarında elektronegatiflik aranmaz. Şimdi şöyle düşün. Soldan sağa doğru gittikçe bizim nelere gidiyoruz? Biz ametellere gidiyoruz. Aynı mantıkla ameteller daha çok elektron istemiyor mu? O zaman bağ elektronlarını da daha kendine yüksek çekerler, daha çok çekerler. Yani elektrona gidildikçe soldan sağa doğru artar. Ameteller çünkü neden? Son katmanlarında 5, 6, 7 elektron var ve bunlar ne yapmak istiyordu? Elektron almak istiyordu. Ve o zaman bağ elektronlarını da kendine daha güçlü çekecekler. Bu mantık yani hocam. Şimdi yukarıdan aşağı doğru yine düşün. Mesela çap ne yapıyordu arkadaşlar? Çap artıyordu. E çap arttıkça bağ elektronlarını kendine çekmek ne yapar? Zorlaşır. O zaman yukarıdan aşağı doğru periyodik sistemde çap arttıkça bağ elektronlarını çekmek daha zor olacağından elektronegatiflik ne yapar arkadaşlar? Yine azalır. Yani periyodik sistemde değişmiyor. Soldan sağa doğru elektron ilgisi de elektronegatiflik de soldan sağa doğru artıyor. Yukarıdan aşağı doğru azalıyor demiş olduk arkadaşlar var mı sıkıntı periyodik sistemde bir periyotta soldan sağa doğru elektronegatiflik artar periyodik sistemde bir grupta yukarıdan aşağıya doğru elektronegatiflik ne yapar dedik arkadaşlar çap arttığı için azalır dedik çünkü bağ elektronlarını kendi çekmek zorlaşır Arkadaşlar şimdi bak Flor mesela 9 ben bunu 2 7 diye yazdım Mesela klor 17 ben bunu 2, 8, 7 diye yazdım. Şimdi bak elektron ilgisi deseydi flor gelen elektrona karşı itimi uyguladığı için dedik ki klorun elektron ilgisi daha büyük. Ama şimdi burada mevzu şu bağ elektronlarını kendine çekebilme yeteneği. Yani şu mesela diyelim ki hidrojenle bunların ikisi de bileşik oluştursun. Arkadaşlar bakın mantıklarını anlatmaya çalışıyorum. Mesela hidrojen flor mesela şöyle düşün. Bir de hidrojen klor. Şimdi arkadaşlar artık olan olmuş. Yani elektronu alan almış, veren vermiş. Ortak kullanan ortak kullanmış. E şimdi buradaki mesela daha somut çizeyim. Şunu daha somut çizmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Mesela buradaki çap daha büyük. Şuradaki çap daha büyük. Yani kloru bu şekilde. O zaman bu elektron, bağ elektronlarını kendine çekip eksi yüklenmek klor için daha zor. Yani burada herhangi bir istisna yok. Yani burada elektronegatifliği en büyük olan Flordur yani elektronegatiflik bağ elektronlarının kendine çekme yeteneği olduğundan çapı küçük olduğundan dolayı daha çok çeker. O zaman burada bir istisna yok. Yani elektronegatifliği en büyük olan flor sonra klor sonra brom sonra iot. Neden? Çünkü yukarıdan aşağı doğru çap arttıkça bağ elektronlarını çekmek daha zor olur. Çap arttıkça ne dedik? Elektronegatiflik. Bilgisayar kasıyor arkadaşlar. Negatiflik ne yapar dedik? Az azalır demiş olduk. Çünkü çap arttıkça elektronları çekmek daha zor olacaktır. Bu yüzden dikkat diyoruz. Bakın. Periyodik sistemde elektronegatifliği en büyük olan element flordur. Burada bir istisna yok. Ee, elektron ilgisi en büyük olan hangisiydi? Elektron. Bilgisayar çok kastı arkadaşlar. Çünkü sizin için gece gündüz çalışıyor. Elektron ilgisi en büyük olan bu ne olacak? Bu klor. Bak elektron ilgisi en büyük olan klor. Elektronegatifliği en büyük olan flor dedik arkadaşlar. Bakın yine soy gazlar bileşik oluşturmadığı için elektronegatifliği olmaz demiş olduk. Ve arkadaşlar konu anlatımlarımız devam ediyor tüm hızımızda. Ama bununla alakalı bir örnek yapalım. Bak. Yukarıdaki verilen elementlerin elektron ilgisi ve elektronegatifliklerini sıralayınız. Arkadaşlar ikisi de Bak elektron ilgisi de elektronegatiflikte. Tamam mı? Elektronegatiflik. Ne yapar? Soldan sağa doğru artar. Yukarıdan aşağı doğru azalır. Buna dikkat ediyoruz. Bak soy gazların aranmaz. Tamam mı? O zaman soldan sağa doğru artar ya. Bak burada her zaman öncelik en sağda tamam mı? En sağda olana bakacağım. Bak Y ile Z'ye baktım. En büyük bunlar olacak hocam. Şimdi ben elektron ilgisi dersem şimdi bu flor bu ney? Bu klor. Elektron ilgisi deyince en büyük olan neydi? İstisna vardı. Yani yukarıdan aşağı doğru azalır. Normalde Y'nin daha büyük olması lazım. Yani florun daha büyük olması lazım. Ama klor istisnaydı. O zaman burada ne diyeceğim? Klor büyük, flor sonra büyük T. Yani burada flor büyük işte klor büyük flor dedim arkadaşlar. Z büyük Y büyük T büyük X dedim tamam mı? Hocam elektronegatiflikte herhangi bir değişme yok. Elektronegatiflik deyince soldan sağa doğru artar yukarıdan aşağı doğru azalır. Soy gazların aranmaz. Yani burada en küçük olan L olacak elektron ilgisi de onu yazmayı unutmayalım. Hocam elektronegatiflik deyince burada bakın soldan sağa doğru artıp yukarıdan aşağı doğru azalıyor ya. O zaman Y'nin en büyük olacak. Y. Sonra Z. Bakın en sağdaki her zaman daha çok elektron ister. Tamam mı? Ametallere doğru gidiyorsun yani. Soldan sağa doğru. Birazdan anlatacağız. Ametellik özellik artar. Var mı sıkıntı? En sağdaki her zaman daha fazla yani. Yukarıdan aşağı doğru da azalacağı için Y büyük Z. Yani burada bir istisna yok. Flor büyük. Klor. Büyük. T. Büyük. X. En küçük de L arkadaşlar. Neden? Çünkü soygaz. Soygazlarda ne yapmıyorduk? Elektron ve ve elektronegatiflik aramıyorduk. En küçük odur dedik arkadaşlar. Devam et. Şimdi metalik ve ametalik özellik. Hocam metalik özellik. Şimdi metal ne yapıyordu? Son katmanında mesela bir elektron olduğunda mesela şöyle diyelim bu elektronu ne yapmak istiyordu? Vermek ister. Vermek ister. Güzel. O zaman bileşik oluştururken bir atomun elektron verme özelliğidir. Metalik özellik. Elektron vermek isteyen bir atomun metalik özelliği ve aktifliği fazladır. Yani metalik aktiflik hangisinin daha fazla? Elektron ne kadar çok vermek istiyorsa onun metalik aktifliği daha fazla. Hocam periyodik sistemde soldan sağa doğru elektron verme eğilimi azalır. Alma eğilimi artar. Çünkü neden? Periyodik sistemde soldan sağa doğru ametallere doğru gidiyoruz biz. Ametaller. Ametaller sağ taraftaydı hatırlarsak. O zaman ne olacak? Soldan sağa doğru alma eğilimi artacak, verme eğilimi azalacak. Hocam alma eğilimi zaten ametalik özellik, verme eğilimi metalik özellik. Yani periyodik sistemde metalik özellik ne yapar? Azalır soldan sağa doğru. Ametalik özellik ne yapar? Artar demiş olduk arkadaşlar. Tamam mı? Var mı sıkıntı? Peki yukarıdan aşağı doğru? Bakın periyodik sistemde arkadaşlar burası iyi olacak? Şöyle ee, şurayı karalayayım arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya doğru olacak. Aşağıya doğru. Ben bunları düzelteceğim arkadaşlar. Yukarıdan aşağı doğru. Bakın atomik yarı çapın artmasından dolayı elektron alma eğilimi azalır. Çünkü bak yukarıdan aşağı doğru ne yapıyor? Çap artıyor. Şimdi çap artınca mesela şöyle düşün. Tık 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 tık. Bunların elektron alması ne olur? Elektron almak zorlaşır. Vermesi ne olur? Kolaylaşır. O zaman periyodik sistemde çap arttıkça mesela şöyle düşün. Sodyum 11. Mesela bu adam 2 8 1. Mesela bir altında ne var hocam? Potasyum 19. 2 8 8 1. Bir altında hemen. Bunun elektron vermesi daha kolaydır. Yani yukarıdan aşağı doğru arkadaşlar metalik özellik ne yapar? Artar. Çünkü çap arttığında hocam bunun çekirdeğin çekmesi daha zordur. Yani buradaki elektronun çekirdeğin çekmesi daha zor olduğundan dolayı bu elektronu vermek daha kolaydır. Bunu vermek daha zordur. Tamam mı hocam? Şimdi böyle düşün. Metalik özellik o zaman soldan sağa doğru ametellere doğru gittikçe azalır. Yukarıdan aşağı doğru çap arttıkça artar dedik. Çünkü çap arttıkça elektron vermek ne yapar arkadaşlar? Daha da kolay olmuş olur. Var mı sıkıntı? Periyodik sistemde Şimdi soldan sağa doğru metalik özellik azalacak, yukarıdan aşağı doğru artacak dedik ya hocam. Şurada bir fransiyum var ya. Bu fransiyumun e, metalik özelliği en fazladır demiş olduk. A metalik özellik dedik. Bak şöyle birazcık daha küçülteyim mi? Hocam A metalik özellikle bileşik oluştururken bir atomun elektron alma özelliğidir. Şimdi ben soldan sağa doğru mesela şurada mesela şöyle düşün. Mesela şu 5A grubu. 5A e grubunun hocam son katmanında 5 elektron var. O zaman bu adam 3 elektron almak ister. Mesela şöyle geldim, kloru düşün, 7A grubunu düşün. 7A grubunun son katmanında 7 elektron var. Bu adam 1 elektron almak ister. Hocam, 1 elektron almak daha kolaydır. O zaman ben soldan sağa doğru gittikçe elektron almak kolaylaşır. Yani ametaliği özellik ne yapar arkadaşlar? Artar. Şimdi arkadaşlar genel olarak baktığımızda o zaman şöyle diyoruz. Yukarıdan aşağı doğru çap arttıkça elektron alması elektron alması yani ametelik özellik ne olur? Zorlaşır. Çünkü çap daha büyük olunca yeni elektronu çekmek daha zor olur. O zaman ne dedim ben? Ametelik özellik azalır arkadaşlar. Bakın ametelik özellik soldan sağa doğru artıyor. Yukarıdan aşağı doğru azalıyor. Mantık kullanacağım hocam. Yukarıdan aşağı doğru çap büyüdüğü için elektron alması daha zor olacaktır. İstisna var mı hocam? Florda, klorda falan yok. Bir tek istisna elektron ilgisinde var. Tamam hocam. Elektron ilgisinin kendine ait bir özelliktir o. Daha teknik bir konudur ama şu an biz size yüzeysel veriyoruz. O zaman olaya bakalım. Periyodik sistemde soldan sağa doğru elektron verme eğilimi azalır. A metallere doğru gidiyorum. Alma eğilimi artar. Çünkü değerli elektron sayısı arttıkça elektron almak istiyor. Bu sebeple ametellik özellik artar. Periyodik sistemde yukarıdan aşağıya doğru doğru Bak burada da aynı hata yapmışız. Yukarıdan aşağıya atomik yarıçapın artmasından dolayı elektron alma eğilimi azalır. Çünkü çap arttıkça alması daha zor olur. Bu sebeple ametelik özellik ne yapar arkadaşlar? Yukarıdan aşağıya doğru azalır demiş olduk. Elektron alması zorlaşır demiş olduk. Bakın mantıklarıyla ametelik özellik soldan sağa doğru artar, yukarıdan aşağı doğru azalır demiş olduk. Metalik özellik tam tersi zaten öyle düşün. Şimdi o zaman hocam sen ne yapacaksın? Bak atom karçap iyonlaşma enerjisi bak seni yapacaksın o şu. M A Ç M A Ç tamam? Hocam soldan sağa doğru demek, yukarıdan aşağı doğru demek bak. Şunu şöyle bu soldan sağa doğru değişim, bu yukarıdan aşağı doğru değişim. Hocam E elektron elektronegatiflik elektron ilgisi artar soldan sağa doğru. Bak dikkat et burada da soy gazların e, elektronegatiflik bir elektron ilgisi yok. Metalik özellik yok. Ametalik özellik yok tamam mı soy gazlarda? Bunlara dikkat et. Hocam metalik özellik azalır, artar, azalır, artar dedim. Bak yukarıdan aşağı doğru azalır, artar, azalır, artar, azalır. Şimdi istediğini yapabilirsin bunu yazdıktan sonra. Atomik yarı çap diyor ya. Çap artı eksi. Yani yukarıdan aşağı doğru artacak. Soldan sağa doğru azalacak. Var mı sıkıntı? Hocam iyonlaşma enerjisi bak soldan sağa doğru artıyor yukarıdan aşağı doğru azalıyor tam tersi zaten o zaman eksi art ama soldan sağa doğru burada 3 aşağı 5 yukarı kuralı var buraya dikkat et hocam elektronik bak şu elektronik artı x soldan sağa doğru ne yapıyor artıyor yukarıdan aşağı doğru ne yapıyor azalıyor arkadaşlar var mı sıkıntı elektronik de aynı bir değişiklik yok. Hocam metalik özellik. Metalik özellik dediğim şu. Bak soldan sağa doğru ametallere doğru gittikçe azalıyor. Yukarıdan aşağı doğru çap büyüdükçe elektron vermesi kolaylaşıyor çünkü çekirdek çekemiyor. Ne yapıyor? Artıyor. O zaman ne demiş oldum arkadaşlar? Ee, yukarıdan aşağı doğru artacak, çap büyüdüğü için elektron vermesi kolaylaşacak. Soldan sağa doğru ametallere doğru gittikçe elektron vermesi zorlaşacak, alması kolaylaşacak. Yani metalik özellik azalacak. A metalik özellikle tam tersi. Yukarıdan aşağı doğru çap büyüdükçe alması zorlaşır. Hocam. Ee, vermesi kolaylaşır. Çünkü metalik özellik artar dedik. Soldan sağa doğru gittikçe değerlik elektron sayısı arttıkça elektron almak isteyeceğinden dolayı A metalik özellik de artar demiş olduk. Bu mantıkları var ya. Sana anlattığım şu mantıkları oturttuğunda cık, müthiş olacak. Bak müthiş olacak. Umarım mantığınla bunları anlamışsındır. Bak sana güveniyorum, sana inanıyorum. Gel bakalım buraya. Şu soruya bakalım. Şimdi soru çözümü de yapacağız ayrıca. Bak şimdi. Periyodik cetvelde yerleri belir belirtilen elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Ne diyeceğiz hocam? Atomik yarıçapı en büyük olan element magnezyumdur. Arkadaşlar M açı da yazabilirsin. Çap soldan sağa doğru azalır. Yukarıdan aşağı doğru artar. O zaman bak magnezyum en aşağıda ve en solda yani soldan sağa doğru azalacağı için magnezyumun çapı en büyüktür. Bu doğrudur. Azotun elektron ilgisi pozitiftir. O, arkadaşlar elektron ilgisi normalde negatif oluyordu ama azotun elektron ilgisi pozitif. Yani ne? Endotermik. Azot elektron alsın diye bir de biz ona ısı veriyoruz yani. Bu doğrudur. İstisna bir durum. Değil mi? İstisna. Bununki art. Elektronegatifliği en büyük olan element flordur diyor. Hocam elektronegatif. Bak şimdi. Elektronegatiflik soldan sağa doğru artar. Yukarıdan aşağı doğru ne yapardı? Azalırdı. Bir de 8A'nın olmazdı. Elektronegatifliği olmaz. O zaman soldan sağa doğru artıp yukarıdan aşağı doğru azalacaksa en büyük florun olması lazım. Ama elektronegatiflik deyince istisna yok diyorduk. Florun diyorduk. Bu doğrudur arkadaşlar. Burada herhangi bir istisna yok. Elektronegatiflik florun. Elektron ilgisi en büyük olan element neonun. Arkadaşlar bak elektron ilgisi de elektronegatiflikle aynı. Soldan sağa doğru artar yukarıdan aşağı doğru azalır. Şimdi soldan sağa doğru artar yukarıdan aşağı doğru azalır ama neon elektron almaz ki. Neonun elektron ilgisi olmaz arkadaşlar. Ha hocam elektron ilgisi en büyük olan ne? Elektron ilgisi en büyük olan flor değil ne diyorduk? Klor. Değil mi? Yani soldan sağa doğru bak elektron ilgisi soldan sağa doğru artıp yukarıdan aşağı doğru azalır. Tıpkı elektronegatiflik gibi. Hani bir sıkıntı yok. Ama burada ne oluyordu? Bu elektron ilgisinde istisna vardı. İstisna. Normalde florun diyordum ama flor gelen elektronlara karşı itme uyguluyordu. O zaman klorun diyordum arkadaşlar. Yani elektron ilgisi en büyük olan element normalde kiminmiş? Klorunmuş. Elektron alma eğilimi en büyük olan element flordur diyor. Bu ne? Ametalik özellik. Ametalik özellik. ametelik özellik de soldan sağa doğru ametallere gittikçe artıyor. Yukarıdan aşağı doğru çap arttıkça elektron almak istemeyeceği için azalıyor. O zaman arkadaşlar bu geneldir. Burada bir istisna yoktur. En ametal özelliği en fazla olan element Flor dur dedik. Elektron alma eğilimi en büyük olan element full arkadaşlar. Bu da doğrudur. İstisna bir tek elektron ilgisinde var. Tamam mı? Yani ona dikkat et arkadaşlar. Yani bu şekilde olduğunu söyledik ve ne yaptık? Bugünkü bu uzun konu anlatımımızın sonuna geldik. Sen tabi istediğin saatte izle. Ama bol bol soru çöz. Bundan sonra hocam saat 2'de ne var? Soru çözüm var hocam soru çözümü saat vermeyeyim bak şimdi videoyu çektiğim tarihte bilmiyorum şimdi bakayım videonun uzunluklarına bir montaj yapayım da saati vermiyorum ama videodan hemen sonra belki bir istisna yapabiliriz çünkü uzun bir konu anlatımı oldu ne var konu anlatımı var sen ne yapacaksın bunları anlattığım gibi kafana yatırarak bunları halledeceksin ben sana inanıyorum arkadaşım ben sana inanıyorum sen de kendine inan tamam mı anlattığım mantıkları iyi öğren otur bunlara çalış Hiçbir şey yok. Her türlü halledersin. Bundan sonraki videomuz soru çözümünde. Görüşmek üzere arkadaşlar. Soru çözerken zaten hepsi oturacak. Hiç merak etme. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. İyi istirahatler diliyorum size.